Merhabalar değerli EkoTürk izleyenleri. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Değerli hocam Sayın Hakan Çınar ve bugünkü konuğumuz Sayın Tim Başkanı Mustafa Gülle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Düzeltme yapayım. Genelde karıştırırlar. Gülle değil de Gültepe. Çok özür dilerim. Gültepe. Bu ilk programımız oldu. Bizde İsmail Başkan bizlerle sektörde aynı olunca ikisi de Gülle başlayınca Gülle hemen Gültepe anonsumu oldu. Düzeltiyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe. Hocam isterseniz sizle başlayalım. Tamam. Bugün ilk programımız aslında, o yüzden de kıymetli başkanımız da bizi kırmadı ve geldi. Yoğun program olduğunu da biliyorum. Fuar açılışınız vardı bir yandan bugün. Evet. Sayın Bakan'ın sanıyorum teşrifleriyle. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz ama işte 2023'ü yeni kapadık. 2024'de yeni başladık. Ve siz 2024 rakamını böyle dolu dolu verdiniz hedefi. Dediniz ki dış 402 milyar dolar. Bunun tabii sanıyorum 130 milyar doları hizmet ihracatıydı yanlış hatırlamıyorsam. 135 mi? O da iddialı. 100 milyar dolarla kapattı. Hemen hemen orada bir %35'lik bir artış öngörülüyor hizmette. Ama tabii ben mal ihracatıyla biraz daha fazla ilgileniyorum. Neden? Hizmet İhracatçılar Birliği'nde de ödül töreninde de birlikteydik. Yani sonuçta orada evet bir ivme yakalandı ve gidiyor. Ondan da çok mutluyuz, memnunuz ama mal ihracatı daha farklı bir şey. Yani ikisi de ihracat olsa da kulvarlar çok farklı aslında. Yani sonuçta üretime dayalı olduğu için çok farklı kulvarlar. O yüzden de biri biraz daha elleniyor, biri biraz da ellenmiyor. Ama hizmet ihracatı dolu dizgin gidiyor. Doğru, yani doğru. Çünkü orada insanlar biraz keyfi de harcadıkları için sağlıklı, medikaldi, filmdi, şuydu buydu, yazılımda epey iyi gidiyor. Ama öbür taraftan bakıldığında tabii mal ihracatı üretime dayalı. Üretici biraz sıkıntılı. İşte çok dünyada bir resesyon var. İhracat çok yükselmiyor. Tüketim düşüyor aslında vesaire ama siz tabii dediniz ki biz yaparız. Bizim sonuçta hedefimiz gayet iyi ve hakikaten iyi bir hedef. Ne diyorsunuz Sayın Başkanım bu hedefle ilgili? Öyle başlayalım isterseniz. Şimdi aslında bir özetle başlayalım. 2023'ü bir özetlemek fayda var. 2023 gerçekten hem dünya açısından hem de ihracatçı açısından zor bir dönemdi. Özellikle işte resesyonun düştüğü, resesyon olduğu, alımların düştüğü bir noktada. İşte iki savaşın olduğu bir noktada, hem kuzeyde bir savaş hem güneyde bir savaşın olması aslında ortaya koymuş olduğumuz performans bence takdire şayan. O kapsamda bu rakamın altına imza atan bütün ihracatçıları, üreticileri huzurlarınızda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Şimdi tabii biz Türk İhracatçılar Meclisi ve 61 Birliği Temsil ve 27 Sektörün Başkanı olarak biz yapmış olduğumuz çalışmalarda ortaya koymuş olduğumuz vizyon, biz geldikten sonra timin vizyonu tekrar değiştirerek şunu söyledik. Türkiye'yi önümüzdeki dönemde dünyanın ilk 10 ihracatçısı noktasına getirebilmek. Burada getirebilmenin temeli işte üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmak. Bir taraftan mal ihracatı, bir taraftan hizmet ihracatını arttırmak. 255.8 milyar dolar ihracatı 2 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Ankara'da, bütün bakanlarımız da oradaydı. Bizim üreticiler, sanayiciler, bütün iş insanlarımız oradaydı. Birlik başkanları, birlik yönetim kurulları, tim yönetim kurulları, sektör kurulu başkanlarımız oradaydı. Bir güzel bir toplantı yaparak Cumhurbaşkanımız rakamı açıkladı. %0.6 oranında bir artış. Dünyanın ekonomisinin küçüldüğü bir noktada böyle bir rakamı yakalamak bence dediğim gibi yani Türk insanının ortaya koymuş olduğu çalışmayı, çalışkanlığı, üretkenliği ortaya koyuyor. Ben en azından pozitif olması, istemiş olduğumuz rakam olmasa da pozitif olması noktasında bence önümüzdeki dönemlerde biz daha iyi başarabileceğimizi, daha olumlu, daha iyi başarabileceğimizi gösteren bir gösterge diye değerlendirebilir. Doğru. Yani dolayısıyla da aslında hedefin de bu anlamda ayakları yere basıyor. Yani altı dolu. Tabii bir de şöyle bakmak lazım. Herhalde siz de öyle değerlendirdiniz. Ben sizin açıklamalarınızın hepsini takip ettim. Görebildiğimiz kadarıyla tabii özellikle batıda da resesyon her ne kadar şu anda var olarak kabul etsek de belli ölçülerde yavaş yavaş aslında yerini tekrar normalleşmeye doğru götürecek 2024'te ama ikinci çeyrek ama üçüncü çeyrekte insanlar biraz daha tekrar tüketimi, faizlerin de yeniden geriye gelmesiyle beraber bir anlamda aslında yerine gelecek rakamlar diye düşünüyoruz. Şimdi bu noktada Sayın Başkanım 2024 hedeflerini gerçekleştirmek üzereyken önümüzde de bir sürü riskten bahsedebiliriz ihracatçı için.
ihracatımızın çok olduğu ülkelerle baktığımızda birçok ülkede seçim olduğunu görüyoruz. Önümüzde bir belirsizlik olduğunu görüyoruz. Ve sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi iki tarafta savaş olduğunu görüyoruz. Ve dünya basında okuduğumuzda bu savaşın maalesef ki, savaşların maalesef ki artarak devam edeceği, şiddetlenerek devam edeceği görülüyor. Böyle bir zeminde nasıl pozisyon almayı düşünüyor ihracatçı? Yani risklere karşı nasıl hazırladık kendimizi, ne yapıyoruz? Şimdi aslında 2023'te, 2024'de ve önümüzdeki dönemi açıklamadan önce farklı farklı rakamlar da söylememde burada fayda var. Lütfen. Özellikle dünya ticaretinden almış olduğumuz pay 1.02'den 1.06'ya çıktı. Bir de Türkiye'nin ortalama daha önceki dönemlerde konuştuğumuzda 1.10-1.20 civarında olan kilogram birim fiyatı da ortalama evet. Türkiye 1.56-1.5 doların üzerine çıktı. Evet. Şimdi söylediğiniz noktalarda doğru. Tabii Hakan Hocam'ın söylediği gibi inşallah birinci çeyrekten sonra, ikinci çeyrekten sonra hava olumlu olur. Yani temennimiz, ümitimiz özellikle siyasi girişimlerinle beraber sonuçta bu dünya herkesi yedebilecek noktada kaynaklar doğru kullanıldığı sürece yeterli olduğunu düşünüyoruz. Yani aşağıda özellikle İsrail'in yapmış olduğu katliam ve zulümün yani dünya şartları koşulları istemiyoruz. Herkese bir yaşam, herkese tabii. bir yaşam şeyi veriyor sonuç evet. itibariyle. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler ortadan itibariyle bu kadar şeyin gereksinim olmadığını ve özellikle yeni siyasi liderlerin değişimiyle beraber belki farklı bir şekilde bir karar vererek azalarak gideceğini o kapsamda düşünüyoruz. Artık geçmiş dönemde yaşamış olduğumuz hani her dibin bir yukarıya doğru hafiften doğru hani ekonomik iktisat grafiklerinde böyle eğriler hep öyledir. İşte sinüs eğrisi, kosinüs eğrisi dediğim adım adım böyle bir yukarı çıkarsa sonra aşağı iner. Tekrar hani aşağı indiğimizi düşünerek hafiften yukarıya doğru gidebileceğini işte yavaş yavaş ekonominin normalleşip insanların biraz daha hem alım olarak hem psikolojik olarak değişerek farklı bir şeye girebileceğini düşünüyorum ve ekonominin gelişebileceğini ve faizlerin gittikçe aşağı doğru inerek tekrar normalleşme süreci olacağını düşünüyoruz. Şimdi ne yapıyoruz bu konuyla ilgili? Tabii özellikle katma değeri artırma noktasında bütün sektör bileşenleriyle, birliklere yapmış olduğumuz toplantıda üzerinde en fazla durduğumuz noktalardan bir tanesi budur. Diğeri de özellikle pazar çeşitliliği. Yani mutlaka mevcut pazarlarımız dışında biz tim olarak ve birlikler olarak 2023'te hani hep rakamları açıklarken Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kuruyoruz, kırdık noktasında şunu da yaptık. 200'ün üzerinde 220'ye yakın alım ve ticaret yaptık. Bu da Cumhuriyet tarihimizin en yüksek dönemi. Neredeyse gitmediğimiz ülke kalmadı. Şimdi 2024'te de özellikle buradaki Avrupa Birliği'ndeki durgunluğun azalarak yukarıya doğru gideceğini, yani dip noktayı bulduğunu düşünüyoruz. Bir de biliyorsunuz aşağıda şu anda ortaya çıkmış olan hani Kızıldeniz'deki işte evet, yaşanan doğru. sıkıntıların bir nebze de olsa Türkiye farklı sektörlerde farklı çarpan etkisi yapabileceğini yapacağını düşünüyoruz. Tamam Türkiye'de İtalya'da yapıyor ama özellikle net ihracat yapan sektörler daha fazla o anlamda doğru. oradan faydalanabilir. Pay alabilirler. Pay alabilirler. Bir de yani Türk insanı hemen kıvraklığıyla, zekiliğiyle hemen oradaki o 4 haftayı balans edebilecek siparişleri ön plana çıkarak diğerlerinden çok daha hızlı hareket etme potansiyeline sahibiz ki bunu pandemi döneminde her sektör bunu gösterdi. Doğru. O yüzden hem pazar çeşitliği hem de farklı farklı pazarlarda özellikle Amerika taraflarında daha fazla mercek altında, daha fazla büyütmek istediğimiz İşte biliyorsunuz Almanya'dan sonra ikinci pazarımız Amerika Birleşik Devletleri. Sadece 2024 için 5 tane heyet yapacağız Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi kadar öyle bir timin yapacak olduğu, bizim birliklerin yapacak olduğu sektörel ticaret heyetleri hariç. Yine Çin aynı şekilde en az 3 tane yapacağız. Yine Hindistan aynı şekilde 2 tane yapacağız. İşte Kanada 2 tane. Bunlar normal klasik olarak kullanmış olduğumuz, çalışmış olduğumuz belirli bir paya sahip olduğumuz pazarlar dışında daha fazla büyüyen, daha fazla gelişen, dünya ekonomisinden çok fazla daha ithal yapan büyük ekonomiler biraz daha bu konularla ilgili özellikle iş insanlarımızı ve sektörleri bu tarafa doğru yönlendirerek buradaki paylarımızı arttırmak niyetindeyiz. Bunlarla beraber
ortaya koymuş olduğumuz 402 milyar aslında bunun biraz da şöyle bir açılım var. Hizmet sektörü biraz daha burada fazla görev verdik. Aslında 110 milyar dolar normalde bakanlığımızın yaptığı çalışmalarda ama bizim tim delegelerinde yapmış olduğumuz çalışmada bize özellikle Hizmet İhracatçı Birliğimizden gelen rakam 135'ti. 135 orası 267. 267 de mal ihracatı toplam 402. Bir de psikolojik bir sınır hani 400'den yukarı bir hedef. Umuyorum ki bizlerin yapacak olduğu Türkiye'deki fuar organizasyonları ile büyüyen gelişen işte dün Sayın Ticaret Bakanımız da fuarın açılışına katıldık. Mobilya fuarı iki yerde hem İstanbul Fuar Merkezi'nde bir de TÜYAP'ta hacimsel olarak 200 bin metrekare üzerinde bir fuar alanı. Diğer sektörlerde de benzer fuarlar, aktivasyonlar çok fazla gelişiyor, büyüyor. Neredeyse İstanbul önümüzdeki dönemlerde fuar merkezi noktasında, kültür başkenti noktasında inşallah gelecektir düşünüyorum. Peki ben sizinle bir iki şimdi noktaya değinmek istiyorum, sormak istiyorum. Şimdi 402 milyar dolar hedef güzel. Tabii bunun 267 milyar doları mal ihracatı. Ama bizim şu anda hala kilo birim fiyatımız 1.57 düzeyinde. Peki buradaki hedef ne 2024? Şimdi burada 2024 için tabii 1.57 31 Aralık'ta ne olacak burada? Yani tahmin ediyorum ki 1.57, 1.65, 1.70 civarında olabilir. Burada biraz da tabii biliyorsunuz birim fiyatı etkileyen hocam çok da siz de bilirsiniz. Ham madde fiyatlarındaki artışın da büyük bir ivmesi, itici gücü var, etkisi var. Eğer ham madde fiyatlarında bir aşağı doğru bir hamle olmazsa özellikle katma değerli sektörlerimizin yapacak olduğu artışlar kim bunlar? Savunma sanayi, kim bunlar? Mücevherat sanayi, kim bu? Hazır giyim. Yani bu üç sektör Türkiye'nin mevcut sektörler içerisinde en yüksek katma değeri birim fiyatı satan sektörler. Evet. Eğer bunlardaki şey yükselirse ki yükseliyor özellikle mücevherat ve savunma sanayi 2023'te %30'un üzerinde bir artış yaptı. Hazır giyim biraz bu sene bulunduğum sektör, 30 yıldan beri içinde olduğum sektör biraz bizde %10'a yakın bir düşüş oldu. Onun düşme olmasaydı belki bu 1.57 daha yukarıya doğru artırma şansı. Normal çünkü insanlar tüketimi kestikleri zaman oradan başlıyor. O yüzden yani 1.70'i inşallah zorlarız ama biz orta vadede yani orta ve üst vadede Türkiye'nin gelmesi gereken nokta 2,5 dolar ile 3 dolar arası olmak zorundayız diye düşünüyorum. Ben ham madde fiyatlarını konuşmuşken Sayın Başkanım bir şeye de 2024 sonrasında belki ikinci çeyrekten sonra bu konuşmak daha doğru olabilir ama yine de bir kur ne olur nereye gider ihracatçının beklentisi ne bu anlamda diye sizin açınızdan da bu soruya yanıt vermek beklentiler açısından yapayım. Tabii, nasıl olur bilemedim ama. Ben de buna bir ekleme yapayım hem de katkı olsun hem de Sayın Başkan böyle cevap verecektir eminim. Şimdi bu 267 milyar dolar ben tekrar söylüyorum hizmet sektöründe kurun hiçbir önemi yok. Evet. İnsanlar saçını yaptıracaksa o parayı veriyor, dişini yaptıracaksa ama o parayı veriyor. Ama turizm etkiliyor. Turizmde belki. Turizmde çok etkiliyor. Çünkü doğru, sene turizm en büyük şey. Kurun artmasından dolayı büyük otellerimiz çok o kapsamda çoğu turisti kaptırdık diğer ülkelere. Doğru, evet. Çünkü maliyet yüksek. Maliyet yüksek oluyor. Evet. Doğru, turizmde tabii çok da önemli bir paya sahip o hizmet içerisinde. Ama mal ihracatında şu anda tabii bu aslında sırf bizde değil. Enflasyonu yükseldi bütün ülkelerde maliyetler yükseldi. Dünyadaki Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber enerji maliyetleri de yükseldi. Türkiye'de de şu anda maliyetler yüksek. Yani ortalama bir asgari ücretlinin maliyeti hemen hemen 1000 dolar seviyelerinde. Yani brüt maliyetiyle 850 dolar. 850 giydirilmemiş. Yemek yani, yol. Onlar koymadık. Cepten çıkana baktığımızda. Doğru. Dolayısıyla böyle baktığımızda bunun da bir etken olduğunu düşünüyorum. Şimdi kurun tabii beklentinizin hep açıklamalarınızda ben de katılıyorum o bahsettiğiniz organizasyonların çoğuna. Sizin de kurun yükselmesi konusundaki ihracatçı olarak talebiniz var ama öbür taraftan bir enflasyonla mücadele var. Cevap verirken bunları da göz önünde bulundurarak belki ekonomiyi hepsini bir bütün olarak ele almakta fayda var. Ben tabii bir kur tahmini sormadım başkanım. Yok, yani anladım. Mesele ihracatçı zaten kolay yani, evet. Değil. Yani bizim burada ihracatçı olarak sıkışıyorum. Şimdi ben her katıldığım platformda mutlaka geliyordur bu soru yani size. Açıklamada bulunuyoruz. Yani sonuçta hem grup olarak gerçekten Türkiye'de büyük bir iş gücü insanı da o kapsamda temsil ediyoruz. Firma olarak da o anlamda 3000'e yakın çalışanımız var. Dolayısıyla içerisinde yaşayarak öğreniyoruz. Yaşadık 30 yılımızı verdik bu sektörün içerisinde. Şimdi tabii çıkmalar ve inmeler oluyor. Türkiye ekonomisi o kapsamda.
Her böyle 10 yılda bir, 12 yılda bir böyle bir düşme, böyle bir yükselme dönemi oldu. Son 4-5 yıla baktığınız zaman aslında hiçbir, ya da pandemi öncesinde baktığınız zaman, yani 2013 ile 2000 son 1,5 seneyi aldığınız zaman 2020 arasında aslında Türkiye sanayisi üretimi, ihracatı, işte rekorlar, artışlar bir yukarıya doğru çıktı. Evet. Aslında orada yapılan hamlelere bakınca, orada yapılan ihracatlara bakınca, hani geçmişe bak, geleceğini tahminle şeklindeki olan veriler var. Evet. Şimdi son 1,5 yılda ekonominin şeyleri biraz değişti. Daha doğrusu biraz, hani hafiften biraz kimya ile oynama ya da formülasyonla oynama şeklinde bir yapı oldu. Biz burada tabii bir kur tahmini değil. Şu anda şöyle bir örnek verirsem çok daha iyi canlandırabilirim. Türkiye'de 27 sektörümüz var. Bir sektörümüz, halı sektörümüz başa baş noktasında, sıfıra sıfır, artısı eksisi yok. 13 sektörümüz eksi yazdı. Diğer 13 sektörümüz de artı yazdı. Toplamı %0.6. Şimdi bu eksi sektörlerimize baktığımız zaman yaptığımız analizlerde ve çalışmalarda şu oldu. Dünyada talep düştü, katılıyorum. Yüzde, hani Pareto analizini de incelemesini yaptırdım. %80'i iç bünye kaynaklı, %20'si de dış kaynaklı. Talep düştü, doğru, azaldı. %20, %15 oranında ondan etkilendik. Ama %80, eğer biz Türkiye'de rekabetçiliğimizi aynı seviyede koruyabilseydik ya da çok daha küçük arada farklar olmuş olsaydı, %5'ler gibi, %10'lar gibi, biz bunları tolere etme şansımız vardı. Ama biz Türkiye'deki girdi maliyetlerin artış hızı, artış oranı ya da enflasyonun artış oranı, maliyet hesaplarken para vererek aldığın materyalla senin ödediğin arasında yüzde, yani kurun artışı arasında net %40 fark var. Dolayısıyla bu %40 çok pahalı bizi getirdi. Az önce siz söylediniz. Yani Türkiye'de 850 dolarla 1000 dolar arasında Türkiye'nin asgari ücretinin minimum seviyesi olduğu noktada, Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde, yani biz bu işin içerisinde istediğimiz büyüme hamlesini yapma şansımız yok. Biz istiyoruz ki %10 Türkiye büyüsün, ülkemiz büyüsün, üretimi, ihracatı sürekli devam edelim. Dolayısıyla oradaki paralel gitmesi lazım. Örnek veriyorum, yani bir yılda bizim işçilik maliyetlerimiz, girdi maliyetlerimizde %50 artış olduysa, biz 5 puan düşüğüne de razıyız. %45'te öbürü olsun ki hani onu tolere edelim. Neyle tolere edeceğiz onu? Bir de ki biraz daha verimli çalışmayla, verimliliklerle uğraşarak. Peki biraz daha dijitalleşmeyle çalışarak, işte yeni yatırımlarla, teknolojik yatırımlarla, otomasyon yatırımlarıyla beraber oradaki fark yapabiliriz, ama %40'ı hiçbir sektör tolere etmez. Yani Türkiye'nin son 1,5 yılda yaşadığı en büyük problem bu. O yüzden hani artı eksi sektörler yarı yarıya aşağı ve yukarı indi. Doğru. Yani burada tabii şu da var, yani aslında büyümeyle beraber aynı anda enflasyonla mücadele iktisat kuramlarına çok uyumlu değil, biliyoruz. Yani şimdi dolayısıyla bunu herkes dünyada da zaten gördük. Yani büyümenin olmadığını, bu son iki senede aslında büyüme yok neredeyse dünyada da. Neden? Çünkü herkes enflasyonla mücadele ediyor aslında. Pandemiden gelen bir bu anlamda yara var. Yara çok kolay tedavi olmayacak. Doğru. Üstüne savaş, üstüne işte Orta Doğu'daki karışıklık. Başkanım peki, Erdem bir sorum daha olacak izin olursa. Buyurun hocam. Şimdi büyürken hedef ülkeler konusunda zaten bir açıklama yaptınız. Amerika'yı söylediniz, diğer ülkeleri de söylediniz, ama şimdi yakın coğrafyamızı, Avrupa'yı kastetmiyorum, Doğu blokunu, Orta Doğu'yu ve Kuzey Afrika'yı biz yeterince geliştirip büyütemiyoruz pazar olarak. Şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz, Amerika'nın ihracatı büyük ölçüde kendi komşularına. Bizim de komşu ülkelerimiz var ama biz komşu ülkelerimizde yeterince büyümüyoruz. Bu benim bir tespitim diyeyim size. Yani evet, zaten rakamlar gösteriyor. Ortada. Buna yönelik olarak var mı hamlemiz? Neler yapmayı düşünüyoruz? Orada bir fark yaratabilecek miyiz? Şimdi şöyle, yani aslında kötü müyüz, bence değiliz. Yani şu anda yakın coğrafya dediğimiz ülkelere, komşularımıza, evet, ağırlıklı ihracatımızı %28'ini yapıyoruz. Şimdi ülkelere o
Amerika'nın ya da farklı ülkelerin komşuları çok zengin ya çok alım yapmış yapan orada bakmak lazım. Belki ülkeler olabilir. Büyük hacimli tabii. Büyük hacimli. Kanalar işte. Şimdi ona baktığınız zaman yine bu seneki büyüyen şeyler içerisinde 4 tanesi büyüyor. 3 tane yakın galiba 10 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülkelerin başına geliyor. İşte bunun başında kim geliyor? Irak var. İşte kim geliyor? Rusya var. İşte Romanya biraz daha yukarıya doğru gelmeye başladı. Hani istediğimiz seviyede mi? Değil ama kötü müyüz? Değil. Yani neredeyse %30'u komşu ülkeler. Ve de bu komşu ülkelerdeki potansiyel de hocam çok da geniş bir potansiyel değil. Bir Almanya gibi değil, bir İngiltere gibi, bir Fransa. Tüketimden belli zaten. Belli zaten. Yani bir Yunanistan'a baktığınız zaman bu sene mesela Yunanistan'da bir %28 oranında bir artış yaptık. Ama sattığımız toplamı 3 milyar doları bulur ya da bulmuyoruz. Yani evet. 3 milyar da 2,5 milyar doların %30 artırsan 900 milyon dolar yapar. O kadar. Gibilerinden ama ya ilişkiler bir de son dönemlerde daha son dönemlerde çok daha fazla hızlı bir şekilde gelişiyor bana göre. Yine Ukrayna'da işte savaş, işte Rusya'da savaş olmasına rağmen yani gene bir ufak tefek bir artışlar var. Irak'ta bu sene biraz düşme evet. yaşandı. İşte o düşme yukarıya doğru çıkmaya takdirde yukarıya doğru gider. İşte yakın komşumuz Bulgaristan mesela 4 milyon üzerinde bir ihracatımız var. Yani aslında potansiyeline de bakınca rakamlar fena değil. Daha yukarı doğru olabilir mi? Olabilir. Onları da bizde bir case study olarak arkadaşlar çalışıyorlar. Özellikle hani komşu daha yakın olan ülkelerde hangi alanlarda, hangi sektörlerde daha fazla nasıl satabiliriz diye ama burada bazı ülkelerde de siyasi ilişkilerinde çok büyük bir tabii şey dünya var. Artık zaten öyle oluyor. Yani işte Yunanistan'da biliyorsunuz hani farklı işte sürekli bir hani komşu olmamıza rağmen arada tatlı sert yumuşak evet. şeyler falan oluyor. Yaşıyoruz. İşte evet. yaşıyoruz. İşte İsrail'le yine aynı şekilde büyüttüğümüz, geliştiğimiz işte son dönemlerde olan problemler dolayı karşılıklı ilişkiler o kapsamda yapıyor. Özellikle Körfez ülkeleriyle ilgili son dönemlerde güzel bir artış var. İşte siyasinin artış hızını arttırır. Yani oradaki siyasi ilişki güzel olunca %5 büyürse, hani sen normalde %5 büyümeyi düşünürsen siyasiyle beraber onu %25, %30'un üzerine çıkarmış oluyorsun. Hep siyasinin en büyük itici gücü böyle oluyor. Özellikle son dönemlerde o bölgelere gittiğimiz zaman Suudi Arabistan, Katar, işte Birleşik Arap Emirlikleri artışlar çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru iniyor. Sadece Suudi Arabistan'da son 6 ayda 7 aydaki artış %150'nin üzerinde. Ciddi. Ama şöyle oluyor. Hani kaybedilen pazar geçmişi yakalamaya çalışıyorsunuz. Onun üzerinde 3 milyar dolar civarında bir işlem hacmimiz vardı. Onun üzerine onu artırmamız lazım. Şimdi eski hızına doğru geliyoruz. Kere aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri çok hızlı %60'ın üzerinde bir artış var. Siyasi geliştirdiğim gibi rakamlar yukarıya doğru çıkıyor hızlı bir şekilde. Aslında soracak çok sorumuz vardı Sayın Başkan'a ama maalesef süre kısıtlı biliyorsunuz. Son bir soru hakkımız var mı? Son bir soru hakkımız var mı? Rejiye bir danışalım. Ben bir minik soru soracağım. Zamanımız bir cümleye müsaade ediyoruz. Bir soru soracağım evet. çünkü çok önemli. Gümrük Birliği ile ilgili de biliyorsunuz aslında önümüzde bir barikat var. Ve bu barikat aslında Türkiye'nin ihracatının gelişmesinde Avrupa'ya çok önemli bir engel. Doğru. Her ne kadar bu tabii devletin temel anlamda bir görevi ve bu konuda bir çaba yürütülüyor olsa da ihracatçılarımız bu konuda tim şapkasıyla ihracatçılarımız bu konuda nasıl bir mücadele içerisindeler ya da böyle bir düşünce var mı? Var var. Yani özellikle onun Ticaret Bakanlığımızla beraber çok yakın istişare içerisinde bütün problemleri, bütün sıkıntıları hepsini çok iyi biliyorlar. Yani orada hem bürokratlar hem bakan Mustafa Tuzcu Bakanımız gerçekten o konuya çok evet. vakıf. Beraber o kapsamda çalışıyoruz. Hatta bazı yapmış olduğumuz serbest ticaret anlaşmaların Türkiye'nin aleyhine çalışma noktasında da çalışmalar var. Yakın zamanda özellikle mesela söyleyeyim, Güney Kore mesela. Güney Kore ile ilgili evet. olan şey ters çalışıyor. Hı hı. Yani bir anlaşma yapmışsınız. O sürekli size bir şey satıyor. Siz bir şey satmıyorsunuz. Aynen öyle. O yüzden onlar hepsini objektif altına almışlar. O konularda çalışıyorlar. Bizlerle de çok yakın çalışıyorlar. Güzel. Sürekli toplantılar içerisindeyiz. Gelişimi ve şeylere bağlı olarak biz de bütün fikirlerimizi sektör temsilci olarak aktarıyoruz. Bakanlık yukarıda o çalışmaları iyi bir şekilde organize ederek yaptığını söyleyebilirim. Sevindirici. Çok teşekkür ederiz. Başkanım geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Müsaadenizle kapatmak istiyorum. Çok teşekkürler. Değerli EkoTürk izleyenleri Dış Ticaret Dünyası programından bu haftalık bu kadar. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.